Herkese arabadan merhaba. Şimdi yola çıktık. Biraz ne denir ona? Biraz böyle yılbaşı ışıkları mı deniyor ona? Süsü. Evet, yılbaşı süsü, yılbaşı ışıkları falan bakacağız. Neyse, aman dikkat edelim. Neyse, burada herkes kapısının önünü, kendi oturma salonlarını yok. Ne deniyor? Ben Türkçe konuşmayı unutmuşum. Evet, oturma odalarının camlarını, yani alanı. Evet, her yeri ışıklarla vesaire süslemişler. Özendim. Özetle bu. O yüzden ışık bakmaya gideceğiz. Benim İstanbul'daki evimde vardı ama onları getirmedim. Böyle işte. Burada görüyor musun? Saçım nasıl aktı, nasıl aktı. Apaçık bir şey oldu ama böyle daha güzel bence. Neyse, şimdi gidelim, orada görüşürüz. Şu an güneşi yakaladığımız için ben tekrar açtım. Çünkü saçım vesaire iyice görün istedim. Gördüğünüz gibi benzinliğe geldik ve annem benzin dolduruyor. Sonra yolculuğumuza devam edeceğiz. Çok uzak değil gideceğimiz yer. Böyle genelde her şeyi bulabileceğiniz bir dükkan. Ne denir onlara bilmiyorum. Böyle işte. İçim açıldığı için kendimi çok mutlu ve enerjik hissediyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Öyle işte. Sizi de yanımda götürmek istedim. Bugün. Biraz sizlere de yeni yıl feelingi aktarmak istedim. Her ne kadar yeni yıla girmekten korksam da, malum bu sene yaşadıklarımızdan dolayı. Ama yine de süsleme heyecanım, hevesim hiçbir zaman tükenmeyecek. Her şeye rağmen var. Okay, bye. İlk şeyi aldım bile, bu kutu tuzunun tasmalarını koymak için. Şöyle. Yapay çiçekler. Ben şunların güzelliği kaktüs. Vazo mu? Bak onlar güzel. Bunlar güzel. Alayım mı bunları? Ama neyin içine koyulur ki bu? Ha? Bu neyin içine koyulur ki? Ama bu keşke renkli olsaymış. Şu çok değişik, güzel ama ya. Ne ki bu? Ne ki bu? Neyse, bunu alıyorum. Ama ben böyle daha ince, daha zarif bir şey istiyorum. Annem kaba isteyebilir. Sen öyle kaba al. Peki. Ay, şu da çok güzel. Ne bu? O çok güzel. Bir deneyelim. Nerede? Evet. Onu indirebilir misin? Onu indirebilir misin acaba? Oy. Bir tane kalmış. Onu da ben kıracağım burada. Çok güzel. Tam benim istediğim gibi cam ama böyle renkli. Şu çok güzel. Ne bu? Dışarı alana çıktık ama ne gördüm? Ne kadar ki bu? Anne, 80 euro. Ya dann lass uns sowas kaufen. Ha? Böyle, bak şunlar daha güzel sanki. Biraz cılız mı bunlar? Çam ağacı da bakıyorum da, hani niye gerçek anlayalım ki diye düşündük. Şu mesela hiç fena değil. Ucu kurumuş gerçi ama bilemedim.
Ay burası Dilara'nın cenneti. Hadi hadi sen şurasını. Onlar ölmüş diye oraya atmışlar. Ha, belli uçuşları şey olmuş zaten. Bunun içinden güzel bir tane seçelim. Bak mesela bunu çıkarmışlar, bence bu gayet güzel. Ya bu da çok güzel, ben bunu beğendim. Anne o ama yan düşmüş. Bunu düzeltebiliriz herhalde. Nine. Topraktan çıkarıp edelim. Bak ya şu ya da şu. Böyle düz uzayan bir tane alalım. Ya da iki tane alalım. O da ölmüş gibi ama. Bu daha iyi. Bunu fırlatmışlar içine, o yüzden. Evet çünkü çok kötü, yani kötü duruyor. Üşüdüm. Bilemedim. Hala ben ondayım. Ondasın. Sanki ha? Bana mı öyle geliyor? Ben mi ya, ters duruyorum? Anne evet, o biraz daha gür ya. Diğerleri çok cılız. Hı? Beğenmedin sen. Alacağım. Beğenmedin mi? Yok. Almayalım. Boşver. Bundan alalım evet. Ya şu pampas gibi. Ama değil. 3 euro. Şey. Sen de gerçekten kaktüs sevdası var. Evet. Ne kadar ki bunlar? Ne yapacağız bunu? İşte bu da kötü. Sonra yılbaşı bitince çöpe atılıyor. Ay şunun güzelliği. Gerçekte asla göründüğü kadar büyük görünmüyor ama çok büyük. Neyse ben üşüdüm. İçeriye geçiyorum. Ay şu çok güzel. Evet biz şimdi çıktık mağazadan. Bu arada bounty yiyorum. Çok güzel şeyler aldım. Eve geçeyim, sizlere de gösteririm. Anneciğim. Evet eve geldik. Ve size aldıklarımı göstermek isterim. Bunu zaten göstermiştim. Bu indirimde olduğu için ve kuru bitki istediğim için zaten o zaman bunu aldım. Sonra vazoyu aldım. Tek bir tane kalmıştı. Evet şurada bayağı iyi görünüyor rengi. Böyle siyah gri bir şey bu. Bunları da bunun içine düşündüm. Açalım mı şunu? Anne ne aldı bunu? Ne aldı anne? Ha? Ne bu? Sen biliyor musun bunu ne olduğunu? Şöyle de yapabilirim aslında. Aşağıdan tutturacağım ben şunu. Çünkü çok yayılmasını istemiyorum. Heh. Öyle. Yes. Ay elime bir şeyler battı. Sonra bir adet böyle hasır ip bu ama böyle gördüğünüz gibi ledli. Bundan aldım ama nereye yapacağız? Ha, bir fikrim var, tamam. Bir de böyle bir ışıklandırma aldım. Böyle böyle taşları var, görüyor musunuz böyle? Ne bu? Ne deniyor ki buna? Ne denir? Sonra iki farklı pil ışıklar için ve böyle bir sepet aldım. Bunu evin girişine aldık. Zuzu'nun bütün tasmaları, eve girerken patilerini siliyoruz, işte havluları vesaire, ıslak mendili. Hepsini bunun içine koyalım ki hem alması daha kolay olsun hem
elimiz altında olsun ama yine de şık dursun diye böyle bir şey aldım. Bu da bayağı uygundu bu arada. 3 euro birkaç sentti. Şunlar da 3'er euro. Sonra bu zaten bu bitki. Şöyle. Bu bitki zaten 3 euroydu. En pahalı aldıklarım arasında en pahalı olan bu vazoydu. O da 7 euro. Bu. Şimdi böyle bir vazom var. Acaba diyorum şey mi yapsam? Bunun içine bu pembe ledleri mi koysam? Şu midyeli gibi olan. Şunun içine koysam nasıl olur? Bilemedim. Bakacağız. Bu arada bugün havanın ne kadar güzel olduğunu fark ettiniz mi siz de? Burası için çok da olağan bir durum değil. Bakın şöyle olur mu? Bu arada kargom gelmiş. Bakın böyle oldu mu ki bu? Yoksa yere mi koysam? Yerde daha mı iyi olur? Ha? Şöyle mi daha iyi yoksa bunu buraya koysam mı daha iyi? Bir yazsanız aşağı hemen. Hemen çabuk çabuk çabuk. Bir anneme sorayım. Anne. Ha. Bir bakar mısın? Yerde mi daha güzel? Yoksa çok güzel de kokuyor düşerken. Düşer mi dersin? Ya soru değmese yerde de güzel ama. Yerde de ama orada yerde değil. Çünkü o sepeti oradan al o zaman. Tamam sepeti alırız. Neyse. Sepeti şu kenarda koyabiliriz. O zaman yeri olur. Ha o diğerinin ışıklarını koyup da oradan üzerine bakabiliriz. Gece lambası misali. Ay yırtmasaydım daha iyi olurdu. Tamam şimdi durun. Hemen plan program yapılıyor. Hemen. Şöyle bırakayım. Ay sen çok tatlı bir şeysin. Buna iyi kalem pil geliyor hepsine. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bayağı bu peri ışıklarına takmışlar. Şöyle yapsak. Çünkü şimdi çok görüyorum böyle koyuyorlar içine. Şöyle. Ay güzel gözüktü bence. Şu daha güzel. Evet arkadaşlar. Evet öyle yapıyoruz. Şunu şuraya koyuyoruz abi. Ne koyuyoruz? Bu ne? Kopmuş bir tane. Bakın şöyle. Bu burada daha zarif durdu. Bu aşağıda kalsın. Büyük bir vazo zaten bu. Hem buna daha büyük pampaslar daha ekleyeceğim. Bu sepeti kaldırmamız lazım ama gerçekten buradan olmadı o. Şimdi buna pil koyalım. Evet aynı pil koyalım. Piller neredeydi Zuzu? Ay kafa attın resmen. Resmen kameraya kafa attın ya. Birazdan da pestolu makarna yapacağım. Çok çekiyordu canım günlerdir. Şimdi annemi de ikna ettim. Hazır mısınız? Çok tatlı olmadı mı? Hı? Bana gece lambası oldu işte bu da. Anne. Efendim? Bir bak. Yaptı her şeyi hemen annesi. Gösteren küçük kızlar gibi adeta. Bir de böyle bir şey aldım zaten. Onu da buraya düşünüyorum. Cama. Ama
nasıl olur bilemiyorum. Bunun da peri ışıkları. Duzu otur. Güzel değil mi? Çok güzel. Böyle daha iyi oldu bu bıçak arası. Bunu nasıl yapayım sence? Bunu camın önüne koy. Değil mi? Ben fence bank'ı. Fence bank'ı boşaltayım. Oraya böyle koyayım. Yaptım. Bakın. Şöyle koydum. Çok tatlı oldu bence bu. Kozalayı da Zuzu'yla dolaşırken buldum. Keşke birkaç tane daha olsaymış. Çok güzel durmuyor ama. Aslında buraya şey de koyabilirim. LED, mum. Güzel olur. Bence tatlı oldu. Şunu çekeyim şuradan. Bakın tatlı oldu bence. Bir de şu. Ama bu sepet dediğim gibi kaldıracağım. Bu burada olmadı. Çok güzel oldu bence. Değil mi Zuzu? Değil mi anneciğim? Koltuğun yerini değiştirdim bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Yavaş yavaş adam oluyor bu oda. Şimdi ışıkları kapatayım. Birazdan hava biraz daha kararınca tekrar açalım. Böyle kapalı halde durduğunda da güzel duruyor. Şimdi biraz dinleneyim, sonra yemek yaparken tekrar görüşürüz. She says she the one, I bet she thinks she is. Say I don't have no trust, I don't know where you... Bir porsiyon bana, bir porsiyon anneme hazırladım. Şimdi yiyeceğiz. Bayağı üşüdüm bu arada. Saçlarımı korumak için bant taktım bir de. Üşüdüm. Bakın benim odamdan ışıklar geliyor. Tuzsuz ama biraz değil mi? Bana niye tuzsuz geldi? Ama yine de Barilla'nın pesto sosu daha güzel.
Arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız? Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bayağı bütün herkes binayı böyle binaların önünü binaların girişlerini bu şekilde süslemiş. Şimdi birazdan Zuzu'yu alıp dışarıya çıkacağım. Size öyle de gösteririm. Ama çok güzel görünmüyor mu ya? Ve biz de bunu görünce şöyle kendim göstereyim. Biz de bunu görünce dedik ki bizim ışıklar az. Hatta hiç yani. Hiç. Burada çünkü böyle komşular arasında bir yarış gibi hani en güzel süsü, cam önü süsü kimde var gibi düşünebilirsiniz. Yarın biraz daha ışık bakacağım. Başka yerlere bakacağım. İstiyorum ben de. Bakın. Şimdi Zuzu'yu alıp çıkacağım. Bir de dışarıda göstereyim size o görüntüyü. Gel anneciğim. Gel. Zıpla. 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 Bu arada bu paspası da bugün aldık. Çok tatlı değil mi? Onu göstermeyi unutmuşum. Hemen eve girer girmez serdiğimiz için unutmuşum onu. Evet, şöyle bakın. Çok güzel görünüyor. Özellikle çok güzel değil mi? Evet, gördünüz değil mi ne kadar güzel. Nefes nefese kaldım. Yani önemini anlamışsınızdır diye düşünüyorum. O yüzden yarın ben de bakacağım. Şimdi gördüğünüz gibi Masumlar Apartmanı'nı izliyorum. Bayağı sıkı takipçisiyim. Size de burada veda ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. O zamana kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bay bay. Zuzu, bay bay demek ister misin? Bay bay de, hadi.